Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf 1. ünite doğal sistemler konu olarak ise iç kuvvetler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, yeryüzü şekillerinin bir kısmı oluşumlar için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Konveksiyonel akımlar kısmını daha önceki derslerimizde değinmiştik. Bu enerji sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlamakta. İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket adı verilmektedir. İç kuvvetler neler? Epirojenez yani kıta oluşumu, orojenez yani dağ oluşumu, volkanizma ve deprem. Arkadaşlar epirojenezden bir başlayalım. Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olayına epirojenez denilmekte. Dikey bir doğrultuda ve yavaş gerçekleşmektedir. Farklı yoğunluk ve kalınlıktaki yer kabuğu parçaları manto üzerinde yüzer durumda. Bu parçalar yoğunluk ve kalınlıklarına göre mantoya az ya da çok gömülerek dengede durur. Bu dengeye arkadaşlar izostatik denge adı verilmekte. Herhangi bir yerde epirojeniz olayının meydana gelebilmesi için izostatik dengenin bozulması gerekir. Bu denge yer kabuğu parçalarına ait ağırlıkların değişmesiyle bozulmakta. Bozulan denge sonucu yükselerek oluşan kara parçasına jeoantiklinal, alçalarak oluşan okyanus ve deniz çukurlarına ise jeosenklinal adı verilmektedir arkadaşlar. İzostatik dengenin bozulması ve epirojeniz olayın meydana gelmesine neden olan faktörlere bakalım. İklim değişimleri sonucu kutuplara yakın alanlarda buzulların erimesi, deniz tabanlarının dış kuvvetler sonucu aşındırılan kısımlar tarafından doldurulması, volkan patlamaları sonrasında kara kütlelerinin ağırlığının artması. Kara kütlesinin ağırlaşıp alçalmasıyla arkadaşlar denizin karaya doğru ilerlemesine transgresyon yani deniz ilerlemesi denir. Kara kütlesinin hafifleyip yükselmesiyle deniz seviyesinin geri çekilmesine ise regresyon yani deniz gerilemesi ismi verilmektedir. Epirojenik hareketlere, örneklere bir bakalım isterseniz. Alp dağları her yıl yükselmektedir. Botni Körfezi yılda yaklaşık 10 milimetre yükselmektedir. İskandinav Yarımadası yılda 0,5 santimetre yükselmektedir. Japonya'nın başkenti Tokyo her yıl 2 santimetre çökmektedir. İtalya'nın Venedik şehri ve Po Ovası yılda yaklaşık birkaç milimetre çökmektedir. Hollanda, Almanya ve Fransa'nın kuzeyinde yer alan ovalar yılda birkaç milimetre çökmektedir. Epirojeniz olayının sonucunda farklı yeryüzü şekilleri oluşabilmekte arkadaşlar. Kara kütlesinin yükselmesiyle önceden aşınan alanlar tekrar yükselir. Böylece kıyılarda ve akarsu yataklarında taraçalar oluşur. Ayrıca bu hareketler çeşitli kıyı tiplerinin oluşmasına da neden olur. Orojeniz dağ oluşumu. Arkadaşlar, dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler deniz, göl ve benzeri su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluştururlar. Biriken ve sertlik dereceleri birbirinden farklı olan tortul tabakalar levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağları oluşur. Kıvrım dağlarının oluşumuna bir bakalım. Esnek olan tortul tabakaların kıvrılıp yükselmesiyle kıvrım dağları oluşur. Kıvrılan tabakaların yükselen kubbe şeklindeki kısımlarına antiklinal, çukurlaştığı kısımlara da senklinal
ismi verilmektedir arkadaşlar. Hint levhası ve Avrasya levhasının çarpışması sonucu Himalayalar oluşmuştur. Himalayalar kıvrılmayla oluşmuş dağlardandır. Kırık dağların oluşumu. Esnekliğini yitirmiş sert yapıdaki tortul tabakalar yan basınçlara uğradıklarında kırılmaya uğrar ve kırık dağları oluşur. Kırılma sonucu tabakaların dikey yönde yer değiştirmesiyle oluşan yükseltilere horst, alçalan kısımlara da graben denir. Dünyanın oluşumundan bugüne kadar dört büyük orojenez olayı meydana gelmiştir. Yeryüzünün ilk kıvrım dağları Prekambriyen'de oluşan Huron kıvrımlarıdır. Paleozoik'te Kaledonyen ve Hersiniyen kıvrımları oluşmuş. Kaledonyen kıvrımlarına İskoç ve Norveç dağları, Hersiniyen kıvrımlarına ise Ural ve Apalaş dağları örnek verilebilir. Mezozoik ve Tersiyer'de başlayıp bugün de oluşumunu devam eden Alp kıvrımları dünyanın en genç dağlar arasında yer almaktadır. Alpler, kayalıklar, Himalayalar ve Ant dağları bu genç oluşumun başlıcalarıdır. Volkanizma, magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olayına volkanizma adı verilmektedir. Volkanizma oluşum yerine göre ikiye ayrılır. Derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması. Şimdi arkadaşlar bunlara bir bakalım. Derinlik volkanizması, yer kabuğunun içerisindeki çatlak ve boşluklara sokulan magmanın yüzeye ulaşamaması sonucu meydana gelir. Magmanın bu alanlarda soğumasıyla batolit, lakolit, sil ve dike adı verilen yeryüzü şekilleri oluşmakta. Bu şekiller üstteki tabakaların aşınması sonucu yüzeye çıkabilir. Şimdi bunlara bir göz atalım. Lakolit. Arkadaşlar şekilde de göreceğimiz üzere magmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasına sokulması sonucu oluşan mantara benzer şekillerdir. Bakın arkadaşlar. Dike'a bakalım. Magmanın tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekillerdir. Batolite bakalım arkadaşlar. Magmanın çok geniş alanlarda yavaş yavaş soğumasıyla derinlik kayaçlarından oluşan kubbe biçimindeki şekillerdir. Sile bakalım arkadaşlar. Magmanın tortul tabakalar arasına yerleşip katılaşması sonucu oluşan şekillerdir. Yüzey volkanizmasına bakalım arkadaşlar. Magmanın yeryüzüne ulaşmasıyla oluşur ve bu esnada yeryüzüne sıvı, katı ve gaz halde maddeler çıkar. Yüzey volkanizması sonucu oluşan yeryüzü şekillerine kaldera, krater, mağara ve volkan konileri örnek verilebilir. Ayrıca lavların ve volkan küllerinin birikmesi sonucu lav düzlükleri, bu düzlüklerin akarsularla yarılması sonucu da volkanik platolar oluşur. Şimdi bunlara bir bakalım isterseniz. Krater. Arkadaşlar krater volkan konilerinin üst kesimlerinde meydana gelen patlama sonucu oluşan çukurlardır. Kaldera. Patlamalar ya da çökmelerle genişlemiş kraterlerdir. Mağar, magmadan yeryüzüne gelen gazların patlaması sonucu oluşan çukurlardır. Volkanlardan büyüklüğüne göre kül, lapilli ve volkan bombası gibi malzemeler çıkmaktadır arkadaşlar. Volkan konisi, volkanizma sonucu magmadan gelen ve yeryüzüne üst üste biriken malzemelerin özelliğine göre oluşmakta. Kül konisi, kül konileri volkandan çıkan kül ve tüflerin baca etrafında birikmesiyle oluşur. Kalkan volkan, çok akıcı olan lavların
volkandan çıktıktan sonra çevreye yayılmasıyla oluşan geniş konilerdir. Tabakalı volkan ise arkadaşlar, lav ve tüflerin üst üste katmanlar şeklinde birikmesiyle meydana gelmektedir. Volkan konilerinden bir örnek görmektesiniz. Kilimanjaro Dağı, Afrika kıtasında. Yeryüzünde volkanların dağılışı ile levha sınırları birbiriyle paralellik gösterir. Dünyadaki volkanların yaklaşık %75'i Pasifik levhasının çevresinde yer aldığından bu alana arkadaşlar Ateş Çemberi ismi verilmektedir. Volkanlar insanlar için zaman zaman tehlike arz etmekte. Buna rağmen volkanların fazla olduğu yerlerde genel itibarıyla nüfus yoğundur. Böyle bir durumun ortaya çıkmasına neden olan faktörler neler mesela? Volkanik arazilerde toprak mineral bakımından zengin ve verim fazla olduğu için volkanik tehlikeler olsa da yerleşmelerin fazla olduğu alanlardır. Ayrıca volkanik bölgeler madencilik bakımından da zengindir. Bu nedenle tercih edilen yerler arasındadır. Deprem yani seizma. Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle meydana gelen kısa süreli sarsıntılara deprem adı verilir arkadaşlar. Arkadaşlar yer kabuğu içerisinde meydana gelen depremin başladığı noktaya iç merkez, hiposenter denilmektedir. Burada başlayıp çevreye doğru yayılan deprem dalgalarının yeryüzüne ulaştığı ilk noktaya da dış merkez, epicenter adı verilmektedir. Depremin büyüklüğü sismograf denilen aletle ölçülmekte. Günümüzde depremlerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması için daha çok Richter ölçeği kullanılmaktadır. Deprem dalgaları P, S, R ve L harfleriyle adlandırılır. Boyuna dalgalar olarak da adlandırılan P dalgaları hızlıdır ve sismografa ilk ulaşan dalgalardır. Bunların yıkıcı etkisi düşüktür. Bu dalgalardan sonra yeryüzüne ulaşan S dalgalarına enine dalgalar da denir. Düşey ve yatay yönde karışık salınımlar oluşturan R ile yatay doğrultuda yayılan L dalgaları yeryüzüne en son ulaşan dalgalardır arkadaşlar. Yeryüzünde sarsıntılar oluşturan ve yıkımlara neden olanlar bu dalgalardır. Deprem türlerine bir bakalım arkadaşlar. Deprem türleri çöküntü depremleri, volkanik depremler ve tektonik depremler olmak üzere 3'e ayrılır. Çöküntü depremleri yer altındaki mağara, galeri, tünel ya da boşlukların çökmesiyle oluşan sarsıntılardır. Karstik arazilerde daha çok görülür. Volkanik depremler, volkanizma faaliyetleri sırasında meydana gelen sarsıntılardır. Aktif volkanik sahalarda görülmektedir. Tektonik depremler ise levha hareketleriyle meydana gelen yer değiştirme, sıkıştırma, gerilme ve kırılma sonucu oluşan sarsıntılardır. Yeryüzündeki depremlerin büyük çoğunluğu tektonik kökenlidir. Yer kabuğu hareketleri sırasında meydana gelen kırıklara fay denilmektedir arkadaşlar. Faylar normal, ters ve yanal atılımlı fay olmak üzere 3 gruba ayrılır. Fay hatları boyunca yeryüzünde çatlaklar, yarıklar, çukurlar oluşur ve heyelanlar meydana gelir. Fay hatlarının bulunduğu alanlarda genellikle deprem riski fazladır. Yeryüzündeki depremlerin büyük bir kısmı levha sınırlarında gerçekleşmektedir. Yeryüzündeki önemli deprem alanları 3 kuşak halinde uzanır. Birinci kuşak Pasifik deprem kuşağı olarak adlandırılır ve Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanır. Arkadaşlar Pasifik deprem kuşağı olarak adlandırılan kısım Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanmakta arkadaşlar.
İkinci kuşak Alp Himalaya kuşağıdır. Alp Himalaya kuşağı da arkadaşlar bu şekilde uzanmakta. Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %90'ı bu iki deprem kuşağında görülmektedir. Atlantik deprem kuşağı ise Atlas Okyanusu'ndaki sırt boyunca uzanır. Atlantik deprem kuşağı ise arkadaşlar Atlas Okyanusu'ndaki sırt boyunca uzanmaktadır. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.